Cümleten selamünaleyküm. Bugün ne yapacağız? Konumuz arkadaşlar telefon ekranını bilgisayara yansıtma. Fakat arkadaşlar Android'lerde bunlar çok bulunuyor. Fakat iOS'larda çok sorunlu. 30 videodan sadece bir tanesi doğru YouTube'da. Ben de bu yüzden video çekme ihtiyacı duydum. Şimdi arkadaşlar açıklamalar bölümündeki vereceğim linke tıklayın. Muhtemelen orada size bir link vereceğim ben. Açıklamalar bölümünde de bulabileceksiniz o linki. Arkadaşlar linki yapıştırdım. Yapıştırdığınızda arkadaşlar linkte böyle bir kısım çıkacak. Burada indirme tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Tıklayın. Şimdi kaydetme bölümü gelmesi lazım muhtemelen. Açıklamalar bölümüne vereceğim linki tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü karışık yani AirPlay'i yazsanız bile başka sitelere falan yönlendirileceksiniz. O yüzden link önemli arkadaşlar. Buradan istediğiniz bir noktaya kaydedeceksiniz arkadaşlar. Bakın ben de önceden vardı. AirPlay yazıyor burada. Bunu kaydetmek o kadar basit iş arkadaşlar. Kaydediyorsunuz ve sadece kaydettikten sonra kendi kendine kuruyor bu. Ben de olduğu için ben kurma işlemi istemiyorum arkadaşlar. Ben detaylı olarak anlatayım hani çok bilgisayar bilmeyenler için. Bunu kaydediyorsunuz. Sonra arkadaşlar önünüzde sekme geliyor zaten. Çalıştır kur falan diyeceksiniz. Sadece ilerideki yani tuşlara tıklayacaksınız. Yapmanız gereken işlem bu. Sonra kendi kendine kuruyor. Yani hayatınızda gördüğünüz en basit işlem diyebiliriz arkadaşlar. Bunun için kısaca evet arkadaşlar şimdi de ben gideceğim. Bir dakika. Burada reklam çıkmış. Kusura bakmayın. Buradan arkadaşlar benim YouTube için genellikle kullandığım bir klasörüm var. Crackler falan. Burada arkadaşlar AirPlay'i görüyoruz. Tıklayalım. Çalıştırıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Arkadaşlar yani elinizdeki iOS'un sürümü neyse 6, 7, 8, 9, 10. Mesela telefonun sürümü 9.2.5 olur. Direkt başında 9 olduğu için buraya 6.7.5 olur. Atıyorum hani sallıyorum. Direkt buraya arkadaşlar başında 6 geçiyor çünkü. Şu an benim yanımda herhangi bir iOS cihazı yok arkadaşlar. Var ama şu an yok. O yüzden arkadaşlar ben sadece size anlatmakla kalacağım ki zaten siz de kurduktan sonra rahatlıkla yapabileceksiniz. Ben de genellikle videolarımı bundan çekeceğim artık bundan sonra. Bunu tıkladıktan sonra benim sürümüm 9 ve 10 kısmına giriyor. Tıkladım. Sonra arkadaşlar şu sekmeyi kapatabilirsem. Evet arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Burada böyle bir ekran çıktı. Buradaki hani soru işaretinin yanındaki Çinli bir yazıya tıklıyoruz. Tıkladık arkadaşlar. Sevgili dostlar. Burada da detaylı olarak resimlerde anlatıyor zaten bize ne yapmamız gerektiğini. Herhangi bir iPhone kullanıcısınız. iPhone'unuzu açın. iPad'inizi açın. Ve buradan gördüğünüz gibi üste kaydırın. Hani alttan alttan böyle çıkarıyorsunuz ya üstte. Doğru. Hani kaydırıyorsunuz. Bunu yaptığınızda burada AirPlay diye bir tuş olacak. Hani doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum arkadaşlar bu arada sevgili dostlar. AirPlay tuşuna basacaksınız. Ondan sonra da zaten bilgisayarla eşleyeceksiniz. Eşleyecek. Mesela bilgisayarınız adı ne olur? Hani herhangi Mehmet olur bilgisayarınız adı. Mehmet'e dokunacaksınız ve eşleyecek. Sonra ekranında böyle iPhone işareti olacak. Arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar kısa ve basit diye sizlerle yardımcı olabilirsem çok sevinirim. Abone olursanız beni gerçekten mutlu olur. Emeğimin karşılığını verirsiniz. Teşekkürler.